İbrahim Gülşenî Hazretleri İkinci bölüm Evliyanın büyüklerinden İsmi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şihabeddin bin Ay doğmuş bin gün doğmuş bin Oğuz ata'dır. Lakabı Gülşenî olup 830 miladi 1426'da Azerbaycan'da doğdu. Diyarbakır'da doğduğu da rivayet edilmiştir doğum tarihi de ihtilaflıdır. İyi bir tahsil gören İbrahim Gülşenî Hazretleri, Seyyid yahya Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşenî Hazretlerinden feyz aldı. Şah İsmail'in işkenceleri zamanında Mısır'a gitti. Manevi adındaki 40 bin beytlik mesneviyi yazdı. Halveti tarikatının Gülşenî kolunun kurucusudur. 940 miladi 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusu ile mübahların dahi fazlasını terk ederdi. Allahü Teala'ya olan korkusundan günlerce yemek yemek aklına gelmezdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisine kimseden bir şey kabul etmezdi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, bir gün talebeleriyle sohbet ediyordu. Bir ara talebeler, Efendim, Allahü Teala'nın ihsanı ile kabirdeki ölülerin azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Dua ederek, azapta olanın azabı kaldırılır mı diye sordular. İbrahim Gülşeni Hazretleri de Allahü Teala'nın sevdiklerinden biri bir kabre uğradığında kabirdekinin azab içinde olduğunu gördü. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar o kabrin yanına uğradı. Kabre teveccüh ettiğinde azabın kaldırılmış olduğunu gördü. Hayret ederek düşünceye daldı. O sırada kendisine bir hitap geldi. Deniyordu ki, bu kabirde yatan kimsenin küçük bir çocuğu vardı. Annesi o çocuğu ilim öğrenmeye gönderdi. Çocuk besmeleyi öğrenince, besmelenin hürmetine babasının azabı kaldırıldı. İbrahim Gülşenî Hazretleri, talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Tasavvufta rehberlik yapan kimseye ve ona talebe olacak kimseye ilk vacip olan şey İslamiyete uymaktır. İslamiyet Allahü Teala'nın ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz fakat şeriata uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey, beş vakit namazdır. Çünkü namaz, dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursa kurtulmuştur. Kurtulamazsa zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa Allahü Teala buyurur ki: Bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur. Buyurdu. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurdu. Bunun manası şöyledir. Amellerinizi İslamiyet terazisiyle tartınız. Dinimize uygun iseler, cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allahü Teala'nın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allahü Teala Ankebut suresi 45. ayetinde mealen sana vahyolunan yolunan Kur Kur'an-ı Kerim'i oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz insanı fahşa ve münkerden uzaklaştırır buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimenin izahında namazın kendisini fahşa ve münkerden yani günah ve kötülüklerden menetmediği kimsenin namazı Allahü Teala'dan uzaklığından ve Allahü Teala'nın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Kıldığı namaz kendisini günah ve kötülüklerden men etmiyorsa, o kimsenin namazı, namaz değil, vebaldir. Her Müslümana, erkek olsun, kadın olsun, ilim öğrenmek farzdır. Farz olan bu ilim, nefsi emmareyi ıslah eden ilimdir. Bu ilim ikiye ayrılır. 1- itikada ait bilgilerdir. Bu da tevhid ve sıfat ilmidir yani Allahü Teala'nın zatına, birliğine, sıfatı selbiye ve subutiyesine ve inanılacak şeylere ait bilgilerdir. 2. amele ait bilgilerdir. Fars, vacip, sünnet, nafile, helal, haram, mekruh, şüpheliler ve kalbin kötü huylardan vazgeçip iyi huyları elde etmesine dair ahlak, tasavvuf bilgileridir. Bu bildirilenlerin hakkını veren, yani bunları hakkıyla yerine getirenin, ilmi tamam olur, kalbinde yakîni artar. O, faydalı ilim, batın ilmi veya mükâşefe ilmi denilen ilmi elde etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Size iki şey bıraktım. Onlara yapışırsanız, doğru yoldan sapmazsınız. Biri Allahü Teala'nın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. İşleriniz ve sözleriniz Allahü Teala'nın kitabına ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olursa hidayet ve tevfik'e kavuşanlardan olursunuz. Böyle olmazsanız sapık ve şakî olursunuz. Ben alim değilim. İşlerimi ve sözlerimi İslamiyete uygun nasıl yaparım? Dersen, cevabında deriz ki, ahiret yolunu senden iyi bilen bir alime uy. Onun yaptığı gibi yap. Nitekim Allahü Teala bunu emrediyor. Nahl suresi 43. ayeti kerimesinde mealen bilmiyorsanız bilenlere sorunuz buyurdu. Yani ahiret işlerinden bir şeyi bilmediğiniz zaman bunu iyi bilenlere sorunuz. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyduktan sonra lazımdır ki dışını bunlara uymakla süslendirdiğin gibi kalbini de kalp hallerini elde etmekle ziynetlendiresin. Bu ise kalbin doğruluğunu, sağlamlığını, güzel ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetlilik derecesini ve zayıflığını gösterir. Aynı zamanda kalp hastalığını, kötü ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetliliğini, zayıflığını ve kurtuluş çarelerini bildirir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Uzun Hasan, oğlu Halil'i iyi bir idareci olabilmesi için Faris vilayetine tayin etti. Halil, gittiği vilayette halka zulmetmeye başladı. Zulmünden bıkan halk durumu Uzun Hasan'a anlattılar. Sultan bu duruma çok üzülüp İbrahim Gülşeni Hazretleri ile Kadı Hasan'ı huzuruna istedi. Dedi ki: Oğlum Halil zulme başlamış. Yazdıracağım emri ona götürüp insanların içinde korkmadan okuyun. Uzun Hasan'ın hanımı durumu acele oğluna bildirdi. Halil haberi alınca yollara adamlarını koyup gelenleri yakalayıp derhal huzuruma getirin diye emir verdi. Uzun Hasan'dan fermanı alan İbrahim Gülşeni Hazretleri ile Kadı Hasan yola çıktılar. O vilayete yaklaştıklarında Halil'in adamları onları yakaladı ve valinin huzuruna çıkardılar. Halil, İbrahim Gülşeni Hazretlerine hürmet eder görünmeye çalıştı. Herkesin bulunduğu bir sırada, İbrahim Gülşehnî Hazretlerine efendim Tebriz'den çıkalı kaç gün oldu diye sordu. O da 17 gün oldu deyince Halil alay ederek efendim Tebriz'den buraya bir ayda ancak gelinir. Hele bu kış mevsiminde yollar buzlu ve karlıdır. Daha uzun zamanda gelmek gerekmez mi deyip inanmadı. İbrahim Gülşehnî Hazretleri biz ömrümüzde hiç yalan söylemedik. Yalan söyleyeni de sevmeyiz. Fakat şunu iyi biliniz ki Allahü Teala'nın sevdiği kulların himmeti dağları eritir. Bizim bir aylık yolu 17 günde gelmemiz şaşılacak şey değildir ki. İnanmıyorsanız işte mektup. Bugünkü tarihe bir de mektuptaki tarihe bakınız buyurdu. Bu ağır sözlerden bir an duraklayan Halil, mektubu aldı ve yanındaki divan beyine verdi. Tarihi okudular. Tam on yedi gün olduğunu gördüler. Mahcub olan Halil, ''Efendim, bu sizin kerametinizden başka bir şey değildir.'' dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri de, ''Madem ki evliyanın tasarruf etme gücüne inanıyorsunuz, öyleyse babanıza karşı gelmemelisiniz. Eğer bozuk niyetinizi düzeltmezseniz, sizi bu gece cezalandırırız, dedi. O sırada Vali Halil, yarın İbrahim Gülşen'i öldürteyim diye düşünüyordu. O gece rüyasında İbrahim Gülşen'i hazretlerinin kendi boğazını sıkarak, bre zalim, yaptığın zulümler yetmez mi ki, cenab Hakk'ın halis kullarına da kötülük düşünürsün, dedi. Halil boğulacak gibi oldu yattığı yerde ellerini kaldırarak tövbe etti. Uyandığında ter içinde kalmış, çok korkmuştu. Yatağından kalkıp düşünmeye başladı. İbrahim Gülşeni Hazretleri o gece Kazasker Alay'ın evinde misafiriydi. Gece yarısı olduğunda ev sahibini uyandırdı ve "Haydi, Vali Halil'in konağına gidelim." buyurdu. Gece yarısı Halil'in konağına girdiler yattığı yerin kapısına gelince, yüksek sesle, ''Ey Halil, tövbe ettin mi? Yoksa hala beni öldürme fikrinde misin?'' dedi. Vali Halil ağlayarak kapıdan çıktı ve İbrahim Gülşeni'ye, ''Efendim, yaptıklarıma pişman oldum, tövbe ettim. Yalvarıyorum bana dua buyurunuz. Bundan sonra hiç kimseye zulmetmeyeceğim.'' dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki Allahü Teala cinleri ve insanları ancak kendine ibadet etmeleri için yarattı. Bunun için Allahü Teala Zariyat suresi 56. ayetinde mealen cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. İnsanların Allahü Teala'ya ibadeti ancak salih amelleriyle olur. Salih ameller ise ancak güzel ahlaktan meydana gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerden imanı kamil olanlar ahlakı güzel olanlardır buyurdu. Ve yine buyurdu ki bana en sevgiliniz ve kıyamette bana en yakınınız ahlakı iyi olanınızdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şey kemaline ulaşması içindir. İnsanın kemali ise marifetullah'tır. Marifet semeresi ise Allahü Teala'ya ibadet etmektir. Sıhhat ve doğruluk bakımından kalbin en aşağı mertebesi Allahü Teala'yı ve Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem annesinden babasından çocuklarından ve malından daha çok sevmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki: "Beni anasından, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan çok sevmeyeniniz mümin olamaz." Üç şey vardır ki bunları yapan imanın tatlılığını bulur. 1 Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok seven. 2. Allahü Teala'nın sevdiklerini Allahü Teala sevdiği için seven. 3. Allahü Teala onu küfürden kurtardıktan sonra küfre dönmekten, cehenneme atılmaktan tiksindiği gibi tiksinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şeriflerinde buyurdular ki nafileler nafile amel yapmaya uygun olanlar tarafından işlenir. Nafile amel işlemenin en aşağı derecesi salih olmaktır. Salih olmak ise günahlardan uzaklaşıp farz, vacip ve sünnetleri ihlas ile yaptıktan sonra ele geçer. Zira nafile amel yapan fasık olursa onda ihlas bulunmaz. Namazı kendisini Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Namaza kalkıp da Fatiha suresindeki mealen yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. Buyrulan ayet-i kerimeyi okuduğu zaman yani biz bütün uzuvlarımızla sana şükrederiz. Taatimizi yalnız sana yaparız der. Ama kendisinin hali taatini şeytana tahsis etmekle küfranın nimette bulunup böylece sözü ameline uymaz. Bir kul namazında yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz dediği zaman Allahü Teala ona yalan söyledin ey kulum. Yalnız bana tapmıyor, yalnız benden yardım dilemiyorsun yalnız bana ibadet etseydin, nefsinin arzularını benim rızama tercih etmezdin. Yalnız benden yardım dileseydin, başkalarından yardım istemezdin, der. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günahlarına tövbe eden, bir daha işlemezse, hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarına istiğfar eden ve ısrarla günah işleyen, Allahü Teala ile alay etmiş gibidir. Pişman olmaksızın dil ile yapılan tövbe yalancıların tövbesidir. Yine buyurdular ki yemenin yedi mertebesi vardır. Birincisi yaşayacak kadar yemek. İkincisi farz namazı kılacak ve farz olan orucu tutacak kadar yemek. Bu iki mertebe yemek farzdır. Üçüncüsü nafile olan namazı ve nafile orucu tutabilecek kadar yemek. Bu kadar yemek müstehaptır. i̇mam Gazali Hazretleri bu konuya dair akıl sahiplerinin gayesi cennette Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Allahü Teala'ya kavuşmak ise ilim ve amel ile olur. Bunlara bedenin sıhhati ve selameti ile devam edilebilir. Bedenin sıhhat ve selameti ise yiyeceklerden alınan gıdalarla olur. Ancak gıdalar ihtiyaç miktarı alınmalıdır. Bu yüzden selef-i salihinden bazı alimler bedenin ihtiyacı olan gıdayı almayı din işlerinden saymışlardır. Buyurmuştur. Dördüncüsü çalışıp kazanmaya kuvvet sağlamak için yemek. Bu dinin beğendiği tokluktur. Beşincisi, midenin üçte birini dolduracak kadar yemek. Altıncısı, midenin üçte birinden fazlası doldurulan yemek olup, mekruhtur. Çok yiyince, insanda ağırlık ve uyku meydana gelir. Lokman Hakim Hazretleri buyurdu ki, mide dolunca, insanın düşüncesi, zekası uyur durur. Öyle kimseden hikmet çıkmaz. Azaları ibadete karşı tembel olur. İnsanların ekserisi bu hal üzeredir. Yedincisi, zarar verecek derecede çok yemek, aşırı doymak. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her hastalığın aslı çok yemek yemedir. Bu ise haramdır. Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur, haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur, İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya Sadece bir nefeslik yollansalar yapacakları iş kelime-i şahadet getirip amen tüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi yani sonsuz ne demek iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki cehennemde ebedi kalacak olanlara paraza siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Bütün dünya gökyüzü dahil buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.